Hizmet İhracatçıları Birliği ile alakalı kısa bir bilgi vermek istiyorum. Hizmet İhracatçıları Birliği özellikle son 10 yılda ülkenin en üst makamından kamu kurumlarına kadar hizmet ihracatı ile alakalı gelişen anlayışla beraber, daha önce hep mal odaklıydı bu, hizmetin de öneminin anlaşılmaya başlamasıyla bu konuda da bir yüzyıl geliştirilmesiyle beraber ilk önce elektrik, elektronik ve hizmet ihracatçıları birliği bünyesinde faaliyetlerini gösterdi. Daha sonra da 2018 yılında ayrı bir hizmet ihracatçıları birliği kuruldu. İMMİB, İstanbul Maden Metal İhracatçı Birliği bünyesinde faaliyetlerini sürdürdü. 2021 Temmuz ayı itibariyle de bakanlığımızın ortaya koyduğu vizyonla hizmet ticareti ayrı bir genel müdürlük oldu. Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü. 2021 Ekim ayı itibariyle de Hizmet İhracatçı Birliği kendi özel yapısına kavuşarak ayrı bir genel sekreterlik oldu. 14. İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği oldu. Bu anlamda da bizim üyelerimize yönelik Ticaret Bakanlığı ile beraber vermiş olduğumuz destekler var. Devlet yardımları bunlardan biri, yeşil pasaport gibi. Biz bunlarla da ilgili üyelerimizi hem ara ara bilgilendirmek istiyoruz. Biz bunun ilkini devlet yardımları ile ilgili yaptık. Şimdi ikincisini de yeşil pasaportla ilgili gerçekleştiriyoruz. Çünkü mal ihracatından farklı olarak hizmetin alt farklı sektörlerine yönelik hizmet ihracatının tespit edilmesiyle alakalı usul ve esasları size kısaca anlatmak istiyoruz. Bu anlamda da sizlerden de oluşabilecek soruları yazılı olarak iletirseniz buradan mesaj olarak bizim burada Aslanım uzman arkadaşımız Erhan Beyler sizin sorularınıza da yanıt verecekler aynı zamanda. Bu konuda da yeşil pasaporta başvurmaya başladığınız zaman da dosya sürecini en kolay şekilde tamamlamaya yönelik bir kısaca bilgilendirme toplantısıdır diyorum. Teşekkür ediyorum herkese katılımları için. Teşekkürler Abdullah Bey. Katılımcılarımıza tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Abdullah Bey'in belirttiği gibi sorular sunum esnasında alınmayacak. Dolayısıyla chat üzerinden sorularınızı yazarsanız sunumun akabinde sorular için ayrı bir bölüm yapacağız. Ben sorularınızı okuyor olacağım. Şimdi isterseniz fazla uzatmadan sunumumuza başlayalım. Erhan Bey, Can Erhan Turhan sizlere yeşil pasaportla ilgili tüm süreçleri detaylı bir şekilde anlatıyor olacak. Buyurun Erhan Bey. Teşekkür ederim Aslı Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz tekrardan. Ben Erhan Turhan, Hizmet İhracatçılığı Birliği'nde uzman yardımcısıyım. Yeşil pasaport süreci, hizmet ihracatçılarının yeşil pasaport süreci 2017-9962 sayılı kararı istinaden Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı bir uygulama usulü esaslarına ilişkin bir genelgesine göre yapılıyor. Hizmet ihracatının mal ihracatından farklı konumundan dolayı da hizmet ihracatçılarının yeşil pasaport süreci hem maalesef biraz daha zor oluyor, biraz daha uzun bir süreç oluyor. Bu yüzden siz firma temsilcilerimizin de bu süreçle alakalı ayrıntılı bilgiye sahip olmanızın bu başvuru sürecinin daha kolaylaşmasında yararlı olacağını düşünüyoruz biz. Ben başvuru sürecinin nasıl ilerlediğini sunumda kısaca belirteceğim sizlere. Şöyle hemen. Şimdi öncelikle firmanın son 3 takvim yılı, cari yıla göre son 3 takvim yılı ihracat tutarı minimum ortalama 500 bin dolar olması gerekiyor. 500 bin dolarla 10 milyon dolar arası ihracat yapan firmalara 1, 10 milyon dolar 25 milyon dolar arası ortalama ihracat yapan firmalara 2, 25 milyon ve 50 milyon dolar arası ihracat yapan firmalara 3, 50 milyon 100 milyon arası 4 ve 100 milyon üzeri olan firmalara da 5 olmak üzere maksimum 5 pasaport hakkı tanımlanabiliyor. Başvuru süreci ekranda gözüktüğü şekilde 6 aşamadan oluşuyor. İlk aşamada firmalarımız bize birinci aşama dosyalarını iletiyorlar. Bu aşamalı dosyaların ayrıntılarını ilerleyen dönemde belirteceğim. Daha sonra biz bu dosyaları inceliyoruz ve Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü'nün onayına sunuyoruz. Bu onayın sunulmasına müteakip bakanlık dosyanızı onaylarsa firmanızın ihracat tutarına göre
yeşil pasaport kontenjanı açılıyor. Ondan sonra biz firmalarımıza tekrar iletişime geçip ikinci aşama dosyalarını tekrar birliğimize iletilmesini talep ediyoruz. Bundan sonra genel sekreterliğimizdeki imza süreci tamamlanıyor. Ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne iletiyoruz dosyalarınızı. Ve bölge müdürlüğü de firmalara, yeşil pasaport hakkı kazanan firma temsilcilerine onaylı talep formlarını iletiyor. Ve yeşil pasaport alacak firma temsilcileri de bu talep formuyla bulundukları ilin nüfus müdürlüklerine gidip pasaport alma işlemini gerçekleştiriyorlar. Süreç gördüğünüz gibi uzun bir süreç. Yani genel olarak 2 ay ile 4 ay arasında sürüyor bu süreç. Ancak dediğim gibi dosyanın olabildiğince mevzuata uygun şekilde hazırlanması bu süreci olabildiğince kısaltıyor. Çok daha kısa bir şekilde tamamlanabiliyor. Mevzuatla alakalı en önemli ve en çok firmaların vakit kaybettiği aşama birinci aşamadan oluşuyor. Birinci aşama belgeleri, başvuru dilekçesi, imza sökülleri, YMM tasdik raporu, fatura tablosu, finansal bilgi formu, son 3 yıla ait kurumlar vergisi beyannamesi, YMM faaliyet belgesi ve YMM tasdik sözleşmesinden oluşuyor. Başvuru dilekçemiz, ekranda görüldüğü üzere bu matbu metinden oluşuyor. Bu metne firmanızın imza sökülerinde belirtilen yetkili kişi veya kişilerin kaşe ve imzasını ile birlikte bu dilekçeyi dosyaya koymanız gerekmekte. İmza sökülerinin aslı veya noter onaylı suretinin iletilmesi gerekmekte. YMM tasdik raporu, bu özellikle çok önemli bir belge. Burada önemli olan bir husus, özellikle yeminli mali müşavirlerinize bu hususunu belirtmeniz önemli bir. Ticaret Bakanlığı'nın istediği bir dispozisyon var. Ve bu dispozisyonun dışına çıkılması uygun görülmüyor ve bizim revize taleplerimiz oluyor çokça firmalardan. Ve bu da çok fazla vakit kaybına neden oluyor. Bunu minimuma düşürmek için bizim web sitemizde, hipok.tr'de, Yeşil Pasaport sekmesinde işaretlediğim bölümde bir modül var. O modül üzerinden YMM tasdik raporu oluşturulursa ve en son çıkan Word çıktısı üzerinden YMM mühür ve imzası yapılırsa, tecrübelerimizden de gördüğüm kadarıyla bu hata payını minimuma indiriyoruz ve çok hızlı bir şekilde süreç tamamlanıyor. Bir diğer önemli belge fatura tablosu. Fatura tablosu, ekranda gözüktüğü şekilde bir Excel tablosunun, bu ihracat kapsamında yer alan faturaları hakkında bilgilerin buraya girilmesi gerekiyor. İşte müşterinin adı, ünvanı, sektöre göre eğer lojistik sektörü yapıyorsanız burada taşıma güzergahı, hizmet ihracatını verildiği faturaya ilişkin taşıma güzergahı veya diğer sektörlerde müşterinin adresi, fatura hakkında bilgiler girilmesi gerekiyor. Bu da önemli bir husus, çokça yine hata yapılan bir husus, kur çevirileri. Burada fatura tutarı düzenlendiği para birimiyle bu sütunda yazılması gerekiyor, bir sütunda. Yanında da bunun ABD dolarına çevrilmiş hali yazılması gerekiyor. Burada 4 numaralı dipnotta göreceğiniz üzere istenilen kur çevirisi Merkez Bankası gösterge niteliğindeki kur tablosunda fatura kesim tarihinin bir gün öncesine göre kur çevirisi yapılması gerekiyor. Buna dikkat edilmesi lazım. Eğer kur çevirilerinde hata varsa revize istemek zorunda kalıyoruz. Ve tabii sektöre göre, firmaya göre değişebiliyor. Ancak bazı firmaların bu fatura tablosu çok yoğun bir dosya oluyor. Bu dosyanın tekrar revize edilmesi tabii firma çalışanları için çok büyük bir iş yükü haline getiriliyor. Baştan bu hususa dikkat edilirse çok size için de çok daha kolay olur. Finansal bilgi formu, bu 2022 yılındaki değişiklikle bakanlığımızın dosyaya eklediği bir form. Bu da aynı şekilde ekranda görülen bilgilerin girilip son 3 yıl fatura tablosunda yer alan faturalara ilişkin ülke ve ihracat bilgilerinin buraya girilmesi gerekiyor. Bu da yeminli mali müşavirin mühür ve imzası ile birlikte dosyaya eklenmesi lazım. Evet.
Bununla birlikte dediğim gibi sonuç takvim yılına ait kurumlar vergisi beyannamesi, kurumlar vergisi, son dönem kurumlar vergisi beyannamesi biliyorsunuz Nisan ayında çıkıyor. Bakanlık şu an son dönem geçici kurumlar vergisi beyannamesini de kabul ediyor. Yani şu aşamada başvurabilirsiniz, henüz çıkmasını Nisan ayını beklemenize gerek yok. Daha sonra Nisan ayı da kurumlar vergisi, son dönem kurumlar vergisi beyannamesi çıktıktan sonra kurumumuza iletmeniz şartıyla başvuru sürecini şu an başlatabilirsiniz. YMM faaliyet belgesi, burada önemli olan husus YMM faaliyet belgesinin başvuru tarihi itibariyle güncel olması lazım. Ona dikkat etmeniz gerekmekte. Ve YMM tasdik sözleşmesi. YMM tasdik sözleşmesinde de sözleşmenin döneminin başvuru itibariyle sonuç takvim yılını kapsaması lazım. 2019, 2020, 2021 yılını kapsadığının YMM tasdik sözleşmesinde belirtilmesi lazım. Bu dosyaları dediğim gibi biz bakanlık onayına sunuyoruz. Bakanlık onayı geldikten sonra ikinci aşama dosyalarını isteyeceğiz sizden. Bu konuyla ilgili maille, firma yetkilisiyle iletişimde oluyoruz. İkinci aşama belgeleri ilk aşamaya göre daha rahat bir belge, genelde daha hızlı ilerliyor. Burada da dilekçe, talep formu, eğer yeşil pasaport alacak kişi firmanın ortağı veya sahibi ise ticaret sicili gazetesi veya ortaklık pay defteri. Burada ortaklık pay defteri anonim şirketlerden isteniyor. Ticaret sicili gazetesinde de eğer limited şirket ticaret sicili gazetesini iletiyorsa güncel bir ticaret sicili gazetesi olması gerekiyor. Yani 10 yıllık bir ticaret sicili gazetesi burada da limited şirketlerde de kabul edilmiyor. Yine o durumda da tekrar ortaklık pay defterini istiyoruz. Buna ek olarak eğer başvuran kişi, yeşil pasaport alacak kişi, çalışan firma çalışanıysa başvurunun yapıldığı tarih itibariyle geçmişe dönük 3 aya ait SGK bildirgesi isteniyor. Ve son olarak nüfus cüzdanının fotokopisi isteniyor. Belgelere bakacak olursak dilekçede biz bunu PDF olarak firmalara iletiyoruz ve firmaların bunu PDF olarak, PDF üzerinden doldurmasını istiyoruz. Elle yazılan belgeler kabul edilmiyor. Bu da üst tarafta firma bilgileri yer alıyor. Firmaya ait vergi numarası, adres gibi bilgiler girilmesi lazım. Alt bölümde de sağ tarafta en sağ sütunda yeşil pasaport alacak firma ortağı veya çalışanının bilgilerinin girilmesi lazım. Soldaki iki sütunda da imza sirküllerinde yer alan firmanın temsil ve izleme yetkili kişi veya kişilerinin bilgilerine girilmesi lazım. Dilekçede de imza bölümünde dikkat edilmesi lazım. İmza sirküllerindeki yetkili kişi veya kişiler hakkında bilgi verilmesi gerekiyor. Bu da bölge müdürlüğüne İstanbul yazılması gerekiyor. İl nüfus müdürlüğü ise yeşil pasaport başvurusu, yani hangi il nüfus müdürlüğüne gidilecekse o il nüfus müdürlüğünün yazılması gerekiyor. İkinci aşamada en hassas olunan belge talep formu. Talep formunda yapılan en küçük hata bile maalesef kabul edilemiyor. Nüfusa da en son bu belgeyle birlikte gideceğiniz için. Burada TC kimlik no, ad soyad kısımlarında hani bazen küçük harf hataları veya bir rakam hatası olabiliyor. Hani onlara maksimum seviyede dikkat edilmesi lazım. Aynı şekilde firmanın vergi numarası, ünvanı. Arka sayfada da yine ad soyad ve imza atılması gerekiyor. Bu da dikkat edilecek, yani genellikle hata yapılan hususlar talep formunun arkalı önlü olarak basılması lazım. İki sayfa olarak gönderilince maalesef kabul edemiyoruz. İmza bölümlerinde kaşe kullanılmaması lazım. Sadece ad soyad yazıp imzalanması gerekiyor. Biz burada PDF olarak ilettiğimizde zaten doldurulmaması gereken yerler değil, doldurulamıyor. Mesela bu firmanın nokta nokta yılında hususi damgalı pasaport alabilecek toplam yetkili sayısı. Bunun firma tarafından doldurulmaması gerekiyor. Bu bölge müdürlüğü tarafından doldurulacak bir yer. Bunun dışında her kişi için ayrı ayrı bu talep formunun hazırlanması lazım. Hani burada 5 satır olarak görüyorsunuz ama aynı kişiler için ayrı kişiler için ayrı ayrı talep formu ve dilekçenin hazırlanması lazım. İmza bölümlerinde de ilk sayfada imza bölümlerinde solda yer alan kişi
yeşil pasaport alacak kişinin imzası. Ortadaki imzada yine firmanın imza sürgülerinde belirtilen temsili yetkili kişilerinin imzası. Bununla birlikte dosya eklerini ilettiğiniz zaman belirttiğim üzere biz bu dosyaların da genel sekreterliğimizde imza sürecini tamamlıyoruz ve bölge müdürlüğüne iletiyoruz. Bölge müdürlüğüne ilettikten sonra genellikle bir hafta 10 gün içerisinde bölge müdürlüğü size talep formunun onaylı halini iletir ve siz de il nüfus müdürlüğünden randevu alarak pasaport alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Süreç esasında genel olarak bu dikkat edilmesi gereken hususlarda bir diğer husus tabii Hizmet İhracatçıları Birliği bu da koordinatör kuruluşu olduğu için Hizmet İhracatçıları Birliği'ne üye olmanız lazım. Zaten üyelerimize duyuru yaptığımız için onu belirtmedim ama ayrıca tabii aidat borcu da olmaması gerekiyor firmanın. Bu olduğu takdirde bakanlığa sunamıyoruz belgeleri. Benim sunumum bu kadar. Soruları alabilirsem onlar üzerinden de ilerleyebiliriz. Çok teşekkürler Erhan Bey. Şimdi öncelikle chat üzerinden gelen sorularla başlamak istiyorum. Hı-hı. Soru ve yorumlarla başlayacağım. Erhan Bey, siz uygun olduğu şekliyle bize hem cevapları hem de yorumlarınızı iletirsiniz. Tabii. Öncelikle Muzaffer Bey'in bir sorusu var. Kendisi yeşil pasaport başvurularında eski yönetmelikte ilgili hizmet ihracatını yapan gerçek ya da tüzel kişiler başvurabilir deniliyordu. 22 Ocak'ta ticaret kanunu ile kurulmuş gerçek ya da tüzel kişiler diye ibare eklenerek biz vakıf üniversitelerin önü tamamen kesildi. Buradaki amaç nedir? Biz Üsküdar Üniversitesi olarak geçen yıl eğitim sektöründe 4. olduk. Ülkemize yüksek tutarda döviz kazandırdık. Karşılığı bu olmamalı. Vakıf üniversitelerine de yeşil pasaport verilmesi hakkaniyet kapsamında talebimizdir şeklinde bir mesaj iletti. Hı hı hı. Konuyla ilgili söyleyecekleriniz var mıdır? Tabii. Bu vakıf üniversitelerine hususi damgalı pasaport verilmemesiyle alakalı daha önce yeni son düzenleme ile ilgili değil, 2019 yılında da bir başvuru kapsamında da Ticaret Bakanlığı vakıf üniversitesinin firma statüsünde yer almadığı için yeşil pasaport başvurusunda bulunma hakkının olmadığını belirtmişti. Tabii burada genelge yayınlayan yetkili kuruluş Ticaret Bakanlığı olduğu için onun tasarrufları bizim için de esas olarak alınıyor. Üniversitelerimiz için tabii Üsküdar Üniversitesi bu şekildeki taleplerin eğer mesela komitelerimizde iletirse bakanlığa talepte bulunulabilir. Ancak dediğim gibi bu konuda son karar verdi Ticaret Bakanlığı olduğu için bizim de yapacak bir şeyimiz olmuyor. Teşekkürler Erhan Bey. Burak Bey'in de aslına bakılırsa vakıf üniversiteyle ilgili bir yorumu var. Vakıf üniversiteleri bildiğinizde üye olabilmekte ve konuya ilişkin genelde kapsamında yer alan eğitim sektöründe hizmet ihracatı gerçekleştirebilmekte demiş. Ticaret Bakanlığı'nın 1607 sayılı genelgesinde hizmet ihracatı gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişilerin bu haktan faydalanabileceği düzenlenmeliydi. Ancak vakıf üniversitelerinin firma olmaması gerekçe gösterilerek mevzuat kapsamında olmamasına rağmen talepleriniz reddedilmekte. Son olarak 20.01.2022 tarihinde bakanlık ve birliğinizle bu konuyu görüşmemizden yaklaşık 10 gün sonra genelgedeki firma tanımı TTK ve TBK kapsamında sınırlandırıldı. Eğitim sektöründe hizmet ihracatı gerçekleştiren ve mali şartları sağlayan vakıf üniversitelerinde kapsam dahiline alınması için gerekli girişimlerin birlik tarafından da gerçekleştirmesini talep ediyoruz demiş. Hı hı. Bu mesaj da kayıtlara girmiş oldu bu şekilde. Tabii. Teşekkür ederiz. Bununla alakalı dediğim gibi daha ayrıntılı olarak hani komitemizde de komite toplantılarımızla ilgili biliyorsunuz üniversitelerimize duyuru yapıyoruz. Komitemizde de böyle bir kararınızı, fikrinizi dile getirirseniz eğer komite kararı çerçevesinde de bakanlığa talepte bulunabiliriz. Hatta bunu şöyle de yapabiliriz. Bize bir yazıyla da iletirlerse biz de bu konuyu gündeme üyelerimizden gelen talebe istinaden komite gündemine alıp bakanlığa müracaatımızı yapalım. Sizlere resmi yazıyla o zaman biz iletelim değil mi?
Tabii. Ve aynı zamanda komite toplantısında da olduğu duyuru geldiği zaman o toplantıya da katılırsanız. Komite toplantıları zaten şey duyuruluyor değil mi? Biz tabii. Katılabiliyoruz. Tamam. Tabii. Oraya sonra... da katılırsınız. Çok daha iyi olur. Hem de orada toplantıda diğer üniversitelerle beraber konuyu etraflıca daha da müzakere etmiş oluruz diyelim. Ona göre bir yol haritası belirleyelim. Tamam. Komiteyle beraber. Çünkü şey var aslında vakıf üniversitelerine baktığın zaman yani kamu tüzel kişilik sahibi yani bunlar aslında yarı kamu kapsamında ama böyle bir şeyden yararlanamıyor. Böyle ortada değişik bir durum var aslında. Yani bunu daha hani adaletli olması için biz hani başvuruları yapalım. İnşallah olumlu netice verirler yani. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Bir diğer soruya geçiyorum. Tayfun Bey'den gelmiş. Dijital oyun sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Şirketimizi 2021 Ocak ayında kurduk. 150 milyon TL hizmet ihracatımız mevcut. Şirketimiz genel müdürüne yeşil pasaportu almamız mümkün müdür? 2021 yılında kurulması bu açıdan sorun değil. Güncel olarak başvurular 2019, 2020, 2021 yıllarını kapsıyor. 2019 ve 2020'de sıfır olması veya bu aşamada firmanın olmaması sorun değil. 2021 yılının toplam ihracatı 1,5 milyon doların üzerinde ise başvuru yapılabilir. Bu da şey hususu var. Genel müdür tabii genel müdür için de şey yapılabilir. Yeşil pasaport başvurusunda bulunabilir. Ancak bazı firmalarda yönetim kurulu üyeleri firmanın ortağı veya çalışanı olmuyor. Sadece yönetim kurulu üyesi veya yönetim kurulu başkanı oluyor. Bu durumda alamıyor yönetim kurulu üyeleri. Yeşil pasaport. O hususa da dikkat etmenizi öneririm. Teşekkürler. Bir diğer soruda konsolide tablolara göre mi firmaların yeşil pasaport hakkı kazanıp kazanmadığı belli olur? Konsolide tablolar konusunu anlamadım açıkçası. Kusura bakmayın ama yeşil pasaport hakkı tanımlanması yani şu husus var. Mal ihracatından farklı olarak mal ihracatı gümrük beyannameleri üzerine ilerleyen bir ihracat olduğu için bir kaydı oluyor. Yani Ticaret Bakanlığı'nın sisteminde de otomatik olarak kaydı oluyor. Ve böyle bu yüzden mal ihracatçısı firmaların bir YMM tasdik raporu hazırlamasına ihtiyaç duyulmuyor. Ama hizmet ihracatçısı firmalarda farklı olarak böyle bir kaydı olmadığı için öncelikle Ticaret Bakanlığı'nın bunu görebilmesi için bir YMM tasdik raporu ve belirttiğim belgelerin hazırlanmış olması gerekmekte. Merhabalar, faaliyet süresi 3 yılın altında olan firmalar başvuru hakkına sahip değil sonucu çıkıyor. Bu doğru mudur? Bilanço kriteri tutsa bile süre şartı var. Doğru mu anladım? Kolaylıklar demiş Serhan Bey. İlk soruda belirtildiği gibi süre şartı bu şeyde sorun değil. Yani firma 2019, 2020 ve 2021 toplam ihracatı 1,5 milyon doları geçiyorsa bu ihracat sadece 2021 yılından da başlamış olabilir. Başvuruda bulunabilir. Firma ortağı, eş ve çocuklar faydalanabilir mi yeşil pasaport hakkından? Evet, bu da bize çok gelen sorulardan biri. Bu kamu sektöründeki tanımlanan yeşil pasaporttan farklı bir karar olduğu için ve bu karar kapsamında maalesef kabul edilmiyor. Sadece firmanın ihracat tutarına göre belirtilen temsilcileri bu haktan yararlanabiliyorlar. Çalık Holding'den Ebru Hanım sormuş. Yeşil pasaport hakkımız yandığı zaman tekrar almak için 10 yıl beklemek gerekiyordu. Bu süre düşürüldü fakat yine bizlere yüksek geliyor. Güncelde bir revize olacak mı? Yeniden talepte bulunma süresiyle ilgili demiş. Tabii bu bakanlığın kararı tasarrufu ancak şöyle bir hassasiyetleri var. Hani yeşil pasaportun esasında uluslararası hukukta Türkiye Cumhuriyeti'nin aslında verdiği bir teminat dış ülkelere. Bu yüzden bu hususta hassas davranıyor Türkiye. Yanma durumu şöyle olabiliyor. Mesela bir firma çalışanı yeşil pasaport alıyor. Daha sonra firmadan ayrılıyor. Bu ayrıldıktan sonra 3 gün içerisinde bildirmesi lazım normalde. Ama bildirmezse burada firmaya bir cezai yüküm var. Bunu yapmadığı zaman da dilekçede belirtildiği gibi düşürüldü. Eskiden 10 yılda firma ceza alıyor. Yani ticaret dediğim gibi bu yılın düşürülmesi Ticaret Bakanlığı'nın tasarrufunda ancak firmalarımızdan da şey konusunda anlayış bekliyoruz. Yani devletin hassas olduğu bir konu bu.
hususi damgalı pasaport vererek Türkiye Cumhuriyeti açıkçası yurt dışındaki ülkelere karşı bir teminat sunuyor. Muzaffer Bey, sanırım ilk sorumuz Vakıf Üniversitesi ile ilgili olan soruyla ilgili bir yorum yazmıştı. Sanırım bu açıklığa kavuşturuldu. Yazılı bir başvuru mu yapmamız gerekiyor sizlere demiş. Bununla ilgili zaten komitelerimizde de dile getirilmesi hakkında görüşler bildirildi. Elde edilmiş yeşil pasaport yenilemeleri ne zaman yapılacaktır demiş Uğur Bey. Pasaport yenilemeleri hizmet ihracatında şu şekilde oluyor. Yenileme ile ilgili ayrı bir süreç işlemiyor. Güncel yıla göre tekrardan firma sıfırdan o ilk aşamada belirttiğim YMM tasdik raporu vesaire belgeleri hazırlayıp bize iletiyor. Tekrardan başvuru süreci o şekilde başlıyor. 2021 verileri üzerinden başvuru yapabilir miyiz istermiş. 2021 verileri sistemi açıldı mı acaba? Son dönem geçici kurumlar vergisi beyannamesine iletilmesinin akabinde başvurabilirsiniz. O da tahminimce Şubat ayı ortası, yani yakın dönemde başvurular başlıyor. Ahsam Research Center'dan Ömer Bey, son 3 yılda 1.2 milyon dolar danışmanlık alanında hizmet ihracatımız mevcut. Bu durumda biz almaya hak kazanıyor muyuz demiş. Son 3 yılda toplam 1.2 milyon dolarsa maalesef 1.5 milyon doları geçmesi lazım. 1.2 milyon dolar ortalama 500 bin doların altında kalıyor. Özlem Hanım, firma çalışanları da yararlanabiliyor mu demiş. Bu konuyla tabii ilgili bilgi vermek. Yararlanabiliyor. Son 3 ay SGK bildirgesini iletmesi yeterlidir. Firma çalışanları yararlanabiliyor. Erhan Bey, 2020 yılında yeşil pasaport almış Bülent Bey. Güncelleme yapmak için neler gerekiyor diye soruyor. Burada bir güncelleme bilgisi belki verebiliriz. Evet, ya güncelleme dediğim gibi tekrardan 2020 yılında aldıysa 4 yıl süreli veriliyor yeşil pasaport. Şu an aktif mi bilmiyorum ama güncelleme için tekrardan güncel yıla göre, cari yıla göre başvuru yapılması lazım. Firma 2019-2020-2021 yılı ihracatlarına göre başvuru yapmalı. Yeniden başvuru yapması gerekiyor. Sedat Bey'den de limanlar olarak hizmet ihracatı yapıyoruz. Bu kapsamda yönetim kurulu üyeleri ve profesyonel çalışanlar olarak da yeşil pasaport alabiliyoruz diye anlıyoruz o zaman demiş. Ayrıca faturaların bir kısmı yurt içi temsilciliklerinin USD olarak düzenlenebiliyor yani. Değil mi? Şöyle, yönetim kurulu üyesi eğer firmanın sahibi veya çalışanı değilse alamıyor maalesef. Onun dışında çalışanlar firmanın kontenjanına bağlı olarak alabilir. Sektöre özel istisnalar var. Ben bu toplantıda farklı sektörlerden kişiler olduğu için sektöre özel istisnaları ayrıntılı olarak belirtmedim. Limancılık sektöründe yapılan hizmet, limancılık hizmeti yurt dışı Türkiye bazlı bir firmaya yapılıyorsa Türk firmalarına kesilen faturalarda ihracat hizmet ihracatı kapsamında yer alıyor. Yani bu faturaları da yeşil pasaport başvurularında hizmet ihracatı kapsamında alabilirsiniz. Erhan Bey, çok pardon, şeyi tam anlayamadım. Yönetim kurulu üyeleri firma çalışanı ise, orayı tam anlayamadım. Tekrar edebilir misiniz bir zahmet? Tabii. Yani bazı firmalarda yönetim kurulu üyeleri aynı zamanda firmanın ortağı olabiliyor veya aynı zamanda firmanın çalışanı olabiliyor. Ancak bazı firmalarda bu iki statüden bağımsız oluyor. Sadece yönetim kurulu üyesi oluyor. Sadece yönetim kurulu üyesi ise, yani bu sıfatla yeşil pasaport alma hakkına sahip olamıyor maalesef. Firmanın çalışanı veya firmanın ortağı olması lazım. Anladım. Şimdi anladım. Teşekkürler. Başvurunun sınırlı bir tarihi var mıdır? Başvuruda zaman aşımı gibi bir durum oluyor mu? Başvurunun tarihi cari yılın son gününe kadar. 2022 yılı başvuruları örneğin 31 Aralık 2022 yılında ne kadar iletilmesi gerekiyor. Bu belirttiğim, ilk aşamada belirttiğim dilekçe, YMM tasdik raporu vesaire tabloların 31 Aralık 2022'ye kadar iletilmesi lazım. İşlemlerin sonuçlanması için de son tarih bir sonraki yılın 2023 yılının Mart ayının sonu. Yani 31 Mart 2023'te de işlemlerin tamamlanması lazım. Uğur Bey'in bir sorusu var. Yeniden yapılacak başvurularda
ilk aldığımız yılki rakamlar mı yoksa güncel rakamlardan başvuru yapılacak ve süre dolmadan kaç ay gün önce başvuru yapabiliriz demiş. Güncel rakamlar üzerinden başvuru yapılıyor. 2022 yılı itibariyle 2019, 2020 ve 2021 yılı ihracat tutarlarına göre başvuru yapmanız gerekmekte. Onun dışında diğer tarih olarak belirttiğim gibi 31 Aralık 2022'ye kadar başvuru yapmalısınız. Tabii süreç uzun bir süreç olduğu için ne kadar erken başvuru yaparsanız o kadar sizler açısından faydalı olacaktır. Yine önemli bir sorumuz var Ahmet Bey'den. İhracatçı firmanın sahibi olan ana şirket çalışanı da pasaport hakkından faydalanabilir mi acaba? İhracatçı firmanın sahibi olan ana şirket çalışanı. Şöyle anladığım kadarıyla şirketin ortağı olan firma ihracatçı firma olarak yeşil pasaport başvurusunda bulunuyor. Bu kapsamdaysa alamıyor. Yanlış anlamadıysam. Yani ana şirket ihracatçı olarak yeşil pasaport başvurusunda bulunursa onun ortağı olan şirket ortağı olan şirketin çalışanı başvurabilir. Ancak tam tersi durumda başvuru yapılamıyor. Buradaki sorularımız, bir sorumuz daha geldi. Mesela 2022 yılında başvurduk, 3 adet yeşil pasaport aldık. 2023 yılında farklı personel için 3 adet daha pasaport hakkımız olacak mı? Şöyle, sizin 2022 yılında başvurduğunuz ihracat tutarına göre 3 tane kontenjan açıldıysa, 2023 yılında sizin ihracatınızda artış olmadıysa, yani 4 kontenjanlık, 5 kontenjanlık bir artış olursa ekstradan başvurabilirsiniz. Ancak onun haricinde 2023 başvuruları için farklı 3 personel için başvuru yapamıyorsunuz. Şöyle yapabilirsiniz. 2023 yılında tekrar başvuru yaparsınız. Aktif olan 3 tane 2022'de kazandığınız 3 pasaportu iptal ettirebilirsiniz. Yeni 3 personeli yapabilirsiniz. Yani her yıl ayrı ayrı 3'er 3'er başvuru yapamıyorsunuz. Chat üzerinden gelen sorular burada tamamlandı ancak daha önce aldığımız sorulardan mükerrer olmayan, tekrar etmeyen örneğin bir soru sormak isterim Erhan Bey. Görüştüğümüz birkaç kurumda yeşil pasaport ile alakalı alt limitin 500 bin dolar olmasına rağmen esnetilebileceği söyleniyordu. Biz de yurt içinden yurt dışına yazılım ihracatı yapan bir firmayız. 500 bin dolar değeri ilk etapta firmalar için zor bir değer olabiliyor. Bunun daha alt limitlerde olma veya istisnalar tanımlanma durumu bulunuyor mu demiş. Bu alt limit geçtiğimiz senelerde 1 milyon dolardı. 500 bin dolara düşürüldü. Belirttiğiniz gibi yeni kurulan firmalara da yardımcı olabilmesi amacıyla. Güncel olarak bildiğim kadarıyla bu konuyla ilgili bir çalışma yok. Ancak tabii bakanlık bununla ilgili yeni bir düzenleme yapılırsa biz de üyemiz firmalara duyuru yaparız. Ama güncel olarak bu konuyla ilgili bir bilgimiz yok. Yine diğer sorularda gelen bir yorumu ben okumak isterim. Sağlık turizminde dünyada saygın, dünyaya saygılı bir sektör oluşturduk. Ayrıca tüm dünyanın parlayan yıldızı olma yolundayız. Akabinde Türk markası olarak gururla uluslararası alanda yer almak için herkes canı gönülden emek veriyor. Ve bu kapsamda pazar arayışlarında pasaportun ciro ile endekslenmesi ticaretin önünü kesmektir. Bürokrasinin ortadan kalkması gerekiyor. Konuyla ilgili yetkililerin canı gönülden düşünerek doğru bir karar vereceğine inanıyoruz gibi bir yorumumuz olmuş. Buyurun. Yani tabii bürokrasi Ticaret Bakanlığı da bizler de bu konuda firmalara olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hani bundan sonraki aşamalarda da firmalara olabildiğince bu süreci daha rahat bir şekilde ilerletmesi için de çalışacağız. Ancak dediğim gibi yeşil pasaportla alakalı hani hassas olan bir konu olduğu için belirli bir seviyede de bürokrasi maalesef mecburi tutuluyor. Bu konuda firma çalışanları da yeşil pasaport başvurularında bulunurken örneğin hani bizim web sitemizdeki yeşil pasaport sekmesini incelerlerse hani dosyaları olabildiğince mevzuata uygun şekilde hazırlarlarsa bu bürokratik engeller de minimuma düşürülebiliyor. Bu konuda işte karşılıklı çalışmalarla bürokratik engelleri de minimuma düşürüp firmalarımız için de bu konuda önünü açmakta da biz de yardımcı oluruz tabii.
Evet, Özgür Bey'den bir mesaj geldi. Sanırım az önce konuştuğumuz konuyla ilgili ama ben yine de okumak istiyorum. Hali hazırda hizmet ihracatı yapan bir teknik müşavirlik firmasıyız. Hizmet ihracatımızı artırmak maksadıyla yurt dışı ofisleri açmaya yönelik planlarımız var. Hatta bu doğrultuda Rusya Federasyonu'nda bir şube açmaya yönelik girişimde bulunduk. Ofisimizi tuttuk. Fakat vize probleminden dolayı şirket açılışını ertelemek zorunda kaldık. Şu an yeni bir vize bekliyoruz. Diğer taraftan şirket açılışından sonra belirli bir sürede ilgili ülkede bulunmak veya sık sık gidip gelmemiz gerekecek. Takdir edersiniz ki bu da yine vize problemini karşımıza getiriyor. Bu sorunları aşmak maksadıyla en azından şirket ortağı için yeni bir düzenleme yapılması ya da 500 bin USD alt limit sınırının daha aşağıya çekilmesi gündeme gelebilir mi demiş. Az önce konuştuğumuz konuyla bağlantılı. Buyurun. Belirttiğimiz üzere 1 milyon dolardan 500 bin dolara düşürüldü bir tutar. Hani güncel olarak Ticaret Bakanlığı'ndan bu şekilde bir çalışma olduğu ile ilgili bize bir bilgi gelmedi. Dediğim gibi gelmesi halinde de siz firmalarımıza bu hususu duyururuz. Ama limitin düşürülmesiyle ilgili bize bir bilgi gelmedi şu an. Teşekkürler Erhan Bey. Yeşil pasaport verilme süresi ne kadar süre için veriliyordu? 4 yıllık. 4 yıllık yeşil pasaport hakkına sahip oluyorsunuz. Selahattin Bey. Şu anda evet, bizim personelimiz ayrılışını 3 gün içinde bildiremediğimiz için yeşil pasaport hakkımız yanmıştı. Fakat bu bilgiden öncesinde haberimiz yoktu demiş ve bir yorumda bulmuş Ebru Hanım. Bununla ilgili duyuru da yapılıyor esasında ve ayrıca kontrolü de sağlayabilirim. Dilekçede belirtiliyor bu husus. Yani şöyle dilekçeden okuyayım isterseniz ben ilgili hususu. Erhan Bey hemen şunu da söyleyeyim. Ona göre isterseniz bu iptal hakkının detaylı anlatıldığı bir bölüm var mı acaba demiş Ebru Hanım. Ha, iptal hakkı şöyle, bizimle iletişime geçerseniz İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne iletilmesi gerekiyor iptal hakkını. Biz sizi onlara yönlendiririz. Bir dilekçe, dilekçe de matbu bir dilekçe değil, firma çalışanının işten ayrıldığıyla alakalı bir, ve pasaportun iptal edilmesiyle ilgili bir dilekçeyi ve pasaportun fotokopisini Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne iletirsiniz. İşlemleriniz kayda alınacaktır. Bizimle iletişime geçerseniz de biz de bu konuyla ilgili sizlere yardımcı oluruz. Bilgiyle alakalı onu da ekleyeyim. Yani ilk aşama dilekçesinde bu konuyla ilgili bilgi var. Yani şey, o konuyla ilgili firma taahhütte bulunuyor. Tekrar teşekkürler. Chat kısmındaki sorularımız tamamlandı ama bu esnada tekrar soru sormak isteyen katılımcımız olursa onlardan da soru alabiliriz. Var mıdır acaba? Direkt soru cevap da yapabiliriz. Hani chat şey aynen. Olmuyorsa. Aynen. Bu esnada sonra. İbrahim Bey'in bir sorusu var sanırım. Buyurun İbrahim Bey. Evet. Teşekkür ederim öncelikle. Ben bu faturalarla alakalı bir soru soracaktım Erhan Bey'e. Şimdi biz sağlık turizmi sektöründe, yani sağlık turizmi alanında hizmet veriyoruz Lokman Hekim Sağlık Grubu olarak. Burada fatura dendiğinde hasta faturalarını mı anlamalıyız yoksa? Anladım. Yani tüm hastalar için fatura toplamak veya onların faturalarını çok yoğun evet, bir süreç. Evet olacak. Haklısınız ancak hasta faturaları evet yani yurt dışı müşterilere kestiniz, yabancı müşterilere kestiniz hasta faturalarının burada girilmesi gerekiyor. Yani şöyle bir sıkıntı oluyor. Örneğin hastanın 10.000 TL veya 20.000 TL gibi bir harcaması oluyor bizim hastanemizde. Farklı polikliniklerde veya farklı branşlarda yaptığı her fatura yani ayrı kesiliyor. Ayrı ayrı gelişleri için faturalar düzenliyoruz. Yani bu bir hasta için bile çok yoğun bir dosya yoğundur. Dosya yoğunluğu. Dosya yoğunluğuyla ilgili evet yani çalışma yani o tablonun hazırlanmasıyla ilgili yoğunluk oluyor maalesef. Hani dediğim gibi firmalara sektöre göre bu değişebiliyor. Evet.
sadece şey açısından bir avantaj sağlayabiliyor. Fatura tablosunu kağıda basmak yerine CD'ye ekleyip YMM, üzerinde YMM mühür ve imzasının olduğu bir CD'yi de bize iletebilirsiniz. Bazen tabii dosya yoğunluğu, yani kutularca o fatura tablosu dosyası doğru olabiliyor. Ya bu şekilde firmaya yardımcı olabiliyoruz bununla yani alakalı. Ben şunu anladım. O zaman o limiti tutturana kadar ulaşılacak fatura tutarının hepsinin girilmesi gerekecek yani o. Tabii ilgili yıllara dair yurt dışı, yani ihraç, hizmet ihracatı kapsamında yer alan bütün faturaların girilmesi gerekiyor. Anladım. Yani liste, Excel listesi şeklinde birebir görüntüleri, ekran görüntülerinin veya PDF'lerin alınmasına gerek yok herhalde faturaların. Orada biz dosyayı incelerken örneklem olarak birkaç tane fatura istiyoruz firmadan. Anladım. Onları anladım. İletiyorsunuz. Bütün sadece hepsini iletiyorsunuz. Fatura numarası ve tutarlarından evet, oluşan bir Excel evet tablosu. Evet, evet. Anladım. Evet. Anladım. Çok teşekkür ederim Erhan Bey. Rica sağ ederim. Biz teşekkür ederiz. Katılımcılarımızdan başka sorusu olan var mıdır acaba? Eğer herhangi bir sorunuz yoksa Erhan Bey kapatabiliriz sanırım. Tabii. Tekrardan teşekkür ederiz katıldığınız için toplantıya. Gerek e-posta adresiyle gerek telefon yoluyla bize ulaşırsanız daha ayrıntılı bir sorunuz olduğunda bizler de yardımcı oluruz sizlere. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz açıklamalarınız için. Çok sağ olun. Pardon, benim son bir sorum olabilir mi? Tabii. Buyurun. Biraz önce sormuştum, teknik müşavirlik firmasıyız. Şimdi bizim 3 senedir devam eden bir işimiz var. Bu yurt dışında üstlenilmiş bir iş. Belirli sürede hatta faturalarımızı yurt dışına düzenledik. Ama akabinde iş devam ederken işverenin talebiyle bir zeyinname düzenleyip sözleşmede faturaları artık buradaki Türkiye'deki firmasına kesmeye başladık. Ama iş halen aynı iş ve yurt dışında teslim edilen bir iş. Biz bu Türkiye'de düzenlediğimiz faturaları kullanabiliyor muyuz? Bu tam net anlamak için ilk aşamada yurt dışındaki bir iştirakınız var. Faturalar yok, o iştirakı mı? Yine buradan ihraç ediyoruz. Yani Türkiye'deki bizden. Evet. Hizmeti ihraç ediyoruz. İş, yurt dışı işi. İşverenimiz, yani faturayı düzenlediğimiz firma Türkiye ile bağlantılı ama yurt dışı firması. Yurt dışındaki şubesine ya da firmasına kestik. Anladım. Sonra kendi talepleriyle zeyilname düzenleyip artık buradaki anladım firmalarına kestik. Ama iş aynı iş yani. Yani biraz Özgür Bey, açıkçası biraz ayrıntılı bir husus olduğu için biraz dosyayı da görmem lazım. İsterseniz hani ayrıca iletişime geçersek tamam, biraz dosyaya da bakalım. Böyle bir bilgi vereyim ben size. Biz bu teknik müşavirlik sistemi yardımlarına yararlanmak için Ticaret Bakanlığı'na yaptığımız başvuru kapsamında zaten bizden benzer yaptığımız, daha önce yaptığımız işleri istemişlerdi. Onlar şifayen bize söyledikleri bilgi de, yani sonuçta iş yurt dışı işidir. Bunları da biz sayabiliriz demişlerdi ama tabii resmi şekilde değil, şifayen. Anladım. Zaten son onaycı Ticaret Bakanlığı olduğu için onların tasarrufu zaten burada esas alınıyor. Dediğim gibi, yani daha ayrıntılı bir şekilde konuşursak, olmadı Ticaret Bakanlığı uzmanlarıyla da danışırız konuyu. Daha açıklığa kavuşturabiliriz. Tamam, çok sağ olun Erhan Bey. Pardon, benim de bir sorum olacak Erhan Bey. Buyurun. Şimdi biz bu sorunun cevabı belki teknik müşavirlik firmalarını ilgilendirecektir. Biz teknik müşavirlik firmasıyız ve yurt dışına yaptığımız hizmet ihracatından dolayı pasaportumuzu aldık. Ancak bir bu kadar da bizim yurt içinde, yurt dışından Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası gibi finans kuruluşlarından gelen belediyelerin, İller Bankası'nın aldığı, bakanlıklarımızın aldığı krediler var. Ve bu kredi işte Türkiye'de yapılıyor. Biz bunları yapıyoruz. Ve bu döviz kazandırıcı hizmet sınıfına giriyor bu işler. Bu pardon, mikrofonunuz kapalı. Sesiniz gitti. Pardon. Şimdi bu yurt içinde krediyle yaptığımız, yurt dışından gelen kredilerle yapılan işler döviz kazandırıcı hizmet sınıfına giriyor. Ve vergi resim harç istinasında yararlanıyoruz. Evet. Bu hizmetler, hizmet ihracatı sınıfına girebilir mi? Şöyle, bu da ayrıntılı bir husus olduğu için net olarak cevap vermek istemiyorum. Ancak hani genel olarak şey hususunu belirttiğim, yeşil pasaport başvuruları kapsamında o Exim Bank kredilerinden veya diğer desteklerden farklı bir genelgeye göre düzenlendiği için birebir
olmuyor şeyler. Faturalar hepsinde birbirleriyle uyumlu olma şartı aranmıyor. Bildiğim kadarıyla yeşil pasaport başvurularında tanımlamamız uygun gözükmez. Ancak dediğim gibi sizlerde de ayrıntılı görüşürsek, evet. Yani bir Ticaret Bakanlığı'ndan da olmadı görüş alabiliriz bu hususla alakalı. O yüzden çok net de cevap veremiyorum bu soruya da maalesef. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Herhangi bir ekleme yoksa toplantımızı burada sonlandırıyoruz. Teşekkür ederiz katılımlarınız için. Teşekkür ederim.